Arkadaşlar merhaba. Şimdi de AutoCAD sayfası içerisinde yapmış olduğunuz herhangi bir çizimi PDF sayfası olarak kaydetmek. Çünkü şöyle bir soru çok fazla mail olarak geliyor bize. Hocam ben evde çizimimi gerçekleştiriyorum. İnternet kafeye çıktı almaya gittiğimde orada AutoCAD programı yüklü olmadığı için... Yanımda AutoCAD programı götürüp orada yüklemek, ondan sonra çıktı almak zorunda kalıyorum. Her ne kadar Google üzerinden bu tarz uygulamalar çıkmış olsa da, evde çıktı öncesi hazırlıklarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için önce sayfama çizim yerine bir iki tane nesne alayım. resim büyük bir resimmiş. Bakın 169'a 93 dedi. O yüzden yarısını aldım. Şu şekilde buraya koydum. Daha sonra onun alt tarafına böyle bir çizim yaptım. Kalın çizgiyle alt tarafına bir çizim yapalım. Rastgele şeyler de olabilirdi. Fakat anlatım esnasında bunları rahat bir şekilde size gösterebilmek için bunu yapıyorum. Evet, şimdi çiziminizi tamamladığınızı, projenizi tamamladığınızı düşünelim. İsterseniz File sekmesinden, isterseniz buradaki Output sekmesinden, isterseniz Ctrl P ile Pilot simgesine tıklıyorum. Bakın burada DVF'den PDF'e kadar kayıt seçenekleri de mevcut. Direkt buradan da yapabiliriz. İki yolu da gösterelim. Pilot sekmesine tıkladım. Buradan DVG to PDF'i seçtim. Ve Windows sekmesini seçerek sayfamın sağ üst köşesiyle sol üst köşesiyle sağ alt köşesini gösterip bunu da merkeze al diyerek center the pilot ile ön izlemeyi göster diyorum. Çıktım ön izlemeden. OK dediğinizde masa üstüne bunu deneme bir ismiyle kaydediyorum. Ve oluşturmuş olduğumuz dosyayı bakın pdf olarak direkt bize açıyor. Artık istediğiniz yerden çıktıyı alabilirsiniz. Import ve export seçenekleri ithal etmek, ihraç etmek gibi düşünebilirsiniz. Buradan PDF'e geldiğimizde masa üstünden eneme 2 dedim. Kaydet dedim. ve deneme 2 isimli dosyamızı boyut farklılıklarından dolayı benim karşıma bu şekilde getirdi. Tekrar bakalım. Bakın buradan options ayarlarına girmeniz, o biraz önce yapmış olduğumuz ayarları tekrardan yapmanız, işte display sekmesine değil de Windows sekmesine gelmeniz, birinci, ikinci noktayı tekrar belirtmeniz, Bunların hepsini yeniden yapmanız gerekiyor yani. Dolayısıyla iki seçenek arasında da bir farklılık aslında yok. Evet, gördüğünüz gibi. Alt tarafı biraz eksik kalmışız. Dolayısıyla ben pilot sekmesinden uygulamayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü pilot sekmesinin içerisinde şöyle bir özellik daha var. Buraya geldiğimizde XPS Document Writer dediğimiz bir seçenek var. Window, birinci nokta, ikinci nokta. Merkezi gösterdim. Tam sayfa olarak karşıma çıktı. OK dedim. Ve masa üstünde şöyle bir isimle bu dosyamı kaydettim bakın internet expo olur. Sayfa kısa yolunu bize gösterir. Sadece aç diyorum. Evet sürüm eski olduğundan dolayı galiba. Evet bu internet Expo olur sayfası biraz eski sürüm olduğundan dolayı bunun üzerinde açmakla alakalı bir uyarı mesajı veriyor. Bunun XPS sürümünü açacak ufak bir kısa uygulama yüklediğiniz takdirde bu uyarıyı da vermeden bunun üzerinde direkt açacaktır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu bir JPEG resmi de olabilirdi. Bir PDF resmi de olabilirdi. Bunu AutoCAD sayfası içerisinde çizmiş gibi çıktı alabilir. Kendi fotoğraflarınızı bu sayfa üzerinde düzenleyebilme şansına sahipsiniz.